Bir daha aradın mı Murat'ı? Aramadım. Neden? Ne diyeceğim ki? Bilmem. Belki sesini duymak iyi gelir. Ben iyiyim zaten. Yapma Hasret. Ne durumda olduğunu ikimiz de biliyoruz. Alışırım. Üstesinden gelirim. Emin misin? Eminim. Hasret. Ben senin annenim. Bana güçlü olduğunu ispatlamak zorunda değilsin. Bir veda bile etmedi. Gidiyorum bile demedi. Beni böyle bırakınca ne olacak sandı? Mutlu mu olacağım? Anne geri gelsin. Geri gelsin. Geri gelsin. Kızım benim. Canım kızım. Geri gelsin. Üzme kendini bu kadar. Belli olmaz. Bakarsın gelir. Gelir mi? Gelir tabii. Neden gelmesin? Keşke. Keşke. Piyano çaldı. Sence bu ne anlama geliyor? Bilmem. Sence? Müzeye yeniden başlar mı? Ne yedik ya? İyi ki getirmişsin şu böreklerden. Börek değil onlar, kruvasan. Neyse ne işte. Afiyet olsun. Ben çıktım. Selam söyle ablamlara. Aleyküm selam. Ben de seni geçireyim. Biraz konuşalım mı? Hı hı. Bahçeye çıkalım istersen.
Dün söylediklerin hala aynı fikirde misin? Müzikle ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Albümü çıkarmayacağım. Dün çok fazla üstüne gitmek istemedim ama bu verdiğin karar ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Şu ana kadar yaptığın her şeyi çöpe atıyorsun. Tüm emeklerin boşa gidecek. Her şeyin farkındayım. Ne yapacaksın bundan sonra? Bilmiyorum. Sen şarkı söylemek için yaratılmışsın Hasret. Kendini yok etmene izin vermeyeceğim. Neden bunları dün söylemedin? Bir anlık öfkeyle öyle bir karar verdiğini düşündüm. Biraz zaman geçerse kararından vazgeçersin diye düşündüm. Kararım kesin. Yanlış bir tercih yapıyorsun. Kendini toplayıp yeniden işe dönmelisin. Sana iyi gelecek tek şey müzik. Artık müzik bana sadece acı veriyor. Lütfen Hasret. Şimdi gel çıkıp gidelim stüdyoya. Lütfen. Bir kez daha mı hayır diyeceksin bana? Ben sabırlı bir adamım Hasret. Seni bekleyeceğim. Ne olursa olsun. O ne dedi? Bekleyeceğini söyledi. Ne olursa olsun beni beklemeye devam edecekmiş. Ne düşünüyorsun? Keşke ben bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. O zaman kimse bu kadar acı çekmezdi. Ne yapıyor ki şimdi acaba o? Bilmem. Yemek yiyordur herhalde. O evde çok büyük bir sahibi hanım. Korkar mı acaba tek başına? Kapıları iyice kilitlemiştir inşallah. Benim içim hiç rahat değil ha. Benim de değil. Bir arayayım mı şunu? Sen ara. Ben beceremem. Bana ver. Alo. Alo. Hasret kardeşim nasılsın? Kız nasıl özledim seni bilsen. İyisin değil mi? İyiyim abla. Ben de sizi çok özledim. Siz nasılsınız? Kız bana bak. Yoksa ağlıyor musun sen? Konuş bakayım bir. Yok abla ne ağlaması. İyiyim ben. Ağlıyor mu? Salata yaptım kendime. Onu yedim işte. Bir şarkı var ona çalışacağım. İyiyim yani. Sorun yok. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de ne yapalım işte kız. Yemek bebek işte. Sahibi hanım da burada. Yanında mı şimdi? Yanımda vereyim mi? Yok. Kadir falan ne yapıyor? Ne yapsın işte kız? O da bulmuş bir tane manita takmış koluna geziyor işte cücük. Sen gördün mü kızı? Gördüm tabii. Mahalleye getirdi bugün. Tanıştırdı bizi de. Görüyor musun bak? Hiç buraya getirmiyor. Getirir kız getirir. Bana bak Hasret. Yalnız mısın sen? Yalnızım. Kimse yok. Gelecek misin yoksa? Yok kız. Gelemem ben. Nasıl geleyim?
Burada bir sürü iş var, güç var. Yarın da kahveyi açacağım. Tamam abla. Olsun. Sonra görüşürüz yine. Tamam, hadi öptüm. Ben de öptüm. Bu nereden kapanıyor? Ay yok, benim içim rahat etmedi gene. Kalkıp gideceğim ama... Levent Bey'in o kadar lafından sonra nasıl gideyim? Sen ablasısın Gülnaz. İstediğin zaman gitmeye hakkın var. Ben değil, sen gideceksin Saime Hanım. Kızın sesini duydun. Nasıl içi ezilmiş belli. Onu orada yalnız bırakmak olmaz. Artık kız, siz de şu meseleyi bugün çözün be. Gülnaz. Hiç itiraz etme. Hem Levent Bey seni gitmene de kalmana da bir şey demez. Ne de olsa sen bizim gibi değilsin. Görmüş geçirmiş bir kadınsın. Gülnaz, neler söylüyorsun sen? Bir gün deselerdi ki kardeşim bir yerde öyle yalnız kalacak. Seni yanına çağıracak. Sen de gitmeyeceksin. Hadi be oradan derdim. Bak. İşte başımıza geldi, gördün mü? Hadi Saime Hanım hadi. Hiç vakit kaybetme, dur hasretin yanına kalk. Bana bak. Gitmek istemiyor musun sen kızının yanına? Hı? İstemez miyim? Çok istiyorum. Ama ya yine beni geri çevirirse? Bak Saime Hanım. Ya şimdi gidersin. Ya da çağırırım bütün mahalleyi buraya. Zorla tutup götürürüm seni ha. Kalk hadi. Haklısın galiba. Bu mesele artık bir şekilde çözülmeli. Hadi. Çok iyiydin Hasret. Hasret, gel gel dinlen biraz. Hadi. Hayır. Hasret, biraz sakin olur musun? Levent, bırak beni. Hasret! Çok iyiydi Levent Bey. Teşekkürler. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Murat Bey'in davranışından dolayı herhalde derneğimizle alakalı bir sıkıntı yaşamayacağız, değil mi? Yok yok yok. Çalışıyorsun sen. Tek bir şarkı söylememe bile izin vermedin. Neden? Ben bunu hak etmedim. Hak etmedim. Beni buralara sen getirdin. Bu sahnelere sen çıkardın. Şimdi aynı sahnede tek başıma bıraktın beni. Sadece bir şarkı be. Bir tanecik. Çocuklara söyleyecektik. Seninle. Çok gördün bana. Sadece bir şarkı be. Sadece bir şarkı. Bir şarkı. Bir şarkı. Bir şarkı. Beraber bir şarkı söylemeyi çok gördüm. Hak etmedim. Hak etmedim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir şarkı. Beraber bir şarkı be. Bir şarkı.
Tamam Asya. Tamam, sakin ol. Gitmek istiyorum. Tamam. Herkesin içinde rezil oldum. Beni öylece ortada bırakıp gitti. Niye ortada kalasın Hasret? Sahnede harikaydın. Sen elinden geleni yaptın. Gerisini o düşünsün. Ben sadece beraber söyleyeceğiz sanmıştım. Hasret, kendini hırpalama ne olursun. Yeter. Yeter. Bak sen böyle oldukça ben daha kötü oluyorum. Aklıma geldikçe otoparkta o kadar şey söyledim. Ne arabadan indi, ne tek bir kelime etti, sen de gördün. Gidebiliriz. Ama sahilden lütfen. Biraz trafik olur ama. Olsun, vaktim var. Tabii efendim. Sahilden gitmeyi seviyorum. İstanbul çok güzel görünüyor. Yolculuk ne tarafa Murat Bey? Fransa, Paris. Konser var herhalde. Hayır, yok. O zaman tatil için gidiyorsunuz. O da değil. Uzun zaman kalacağım. Özleteceksiniz kendinizi. Kaç zamandır? Gözlerim yollarda kalmıştı vallahi. Murat Hoca burada mı? Yok, çıkmış. Ne oldu? Bir şey mi diyecektin? Nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum Hasret. Çünkü kendisi genelde bana hesap vermez. Telefonu yok mu? Arasana. Aradım demin. Kapalıydı. Okulda da yok. O zaman da yapacak bir şey yok. İyi günler. Thank you.
Sizi de rahatsız ettim ama bana bir şey söylemedi. Belki siz nerede olduğunu biliyorsunuzdur diye aradım. Ben de bilmiyorum Bahar'cığım. Sabah gördüm en son. Bir yere gideceğinden de bahsetmedi. Bir haber alırsanız... Tabii tatlım, merak etme. Ben haber alır almaz sana söylerim. Murat'ın nerede olduğunu biliyor musun Nakiye? Ay bilmiyorum, bana da bir şey söylemedi. Yine Hasret'le mi buluştu acaba? Ay yok yok, ben de size onu söyleyecektim. Hasret geldi az önce. O da Murat Bey'i arıyor. Ha iyi bari. Hiç olmazsa onun yanında değil. Aa, niye arıyor yine Murat'ı bu kız? Hah, geldi galiba. Merhaba, buyurun. İyi günler. Ben aşağıdaki durağın taksicisiyim. Az önce Murat Bey'i buradan aldım. Arabada kitabını unutmuş, onu getireyim dedim. Teşekkürler. Nereye bıraktınız Murat'ı? Havaalanına bıraktım. Nereye gideceğini söyledi mi peki? Vallahi Paris'e gideceğim dedim. Tamam beyefendi, teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun. Ne oldu, konuştunuz mu Murat'la? Hayır. Okula gittim, yoktu. Evde de yok. Telefonu zaten kapalı. Tamam canım, merak etme. Meşgul demek ki. Açar telefonunu, konuşursunuz. Sıkma canını. Murat! Hoş geldin Monsieur. Hoş bulduk. O kadar kötü görmedim seni. Daha mı kötü bekliyordum? Telefonda sesin öyle geliyordu. Sen nasılsın? Süper. Sen geldin. Çok iyi. Seni Paris havasını sokarım hemen. Hadi bakalım. Yok efendim. Her tarafa iyice baktım. Hay Allah'ım. Niye gider ki bu çocuk? Ay belki acil bir şey olmuştur. Gidince arar, merak etmeyin. Meltem Hanım, Ethem Bey'i arar mısınız? Hemen eve gelsin. Tabii ki. Hemen arayayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Nasıl? Gittiğimden beri pek bir şey değişmemiş. Hiçbir şeye dokunmadık. Jean-Paul, merci beaucoup. Burayı özlemişim. Paris'te seni özledi. Bak şimdi, biraz dinlen. Benim kısa bir işim var. Sonra çıkarız. Olur, acele etme. Paris bana yabancı değil. Ben şöyle bir dolaşırım. Tamam,
Keyfine bak. Alo efendim. Sana ulaşamayınca merak ettim. Kimse de nerede olduğunu söylemedi. Kimse bilmiyor ki nerede olduğunu. Neredesin peki? Paris'teyim. Paris mi? Hı-hı. Evet. Niçin peki? Bahsetmedin. Bir iş için mi gittin? Hayır. Burada yaşamaya karar verdim. Burada yaşamak mı? Hep mi yani? Dönmeyecek misin? Hayır. Neden söylemedin? Neden veda bile etmedin? Aslında ettim. Ama sen farkına varmadın. İstanbul nasıl? Gerçi birkaç saat oldu ama. Soğuk. Paris de soğuk. Bir filmde adam Paris aşk şehridir demişti. Benim için yalnızlığın şehri. Sadece yalnızlığın. İstanbul ne olacak peki? İstanbul hep olacak. Ama ben onunla olmayacağım. Anladım. Tamam. Peki o zaman. Peki. Peki. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.